Merhaba, ben Samcan. Merhabalar, ben Mert. Girişimci Muhabbet'in 57. bölümüne hoş geldiniz. Bugün yanımda Mert var. Barış bildiğiniz üzere aşırı yoğun bir insan. Ondan dolayı bugünkü bölümümüze tenezzül etmedi. Ondan biz de bölümü Mert'le çekelim dedik. Mert bu hafta itibariyle Apsion'da çalışmaya başladı. Böyle artık kolumun altında olduğu için her an çekip çeviştirip bölümlere sokabilirim kendisini. Bu bölümü hemen bir düzeltmeyle başlamak istiyorum. Bunu atlamayalım. 30 Nisan'da yapacağımızı söylediğimiz, daha önce de birçok kez Nisan'ın farklı günlerinde yapacağımızı söylediğimiz podcast meetup'ımız, girişimci muhabbet meetup'ımız 7 Mayıs'ta TAK'ta olacak. Biraz böyle iletişimsizlikten ötürü bir problem yaşadık. Onur bize tarihi yanlış söylemiş diye hemen suçu buradan Onur'a atayım. Her hafta erteleniyor ama ben hesap sormaya geldim. Ya evet, biliyorum, çok özür dilerim arkadaşlar ama bu sefer kesin tuttuk mekanı, işte geriye kalan her şeyi de ayarladık. 7 Mayıs tarihinde birçok katılımcıyla bu meetup'ı yapmak istiyoruz. Evet, şimdi hemen mikrofonu tabii ki de arkadaşım Mert'e yönlendiriyorum. Evet, Mert biraz kendinden bahset. Bahsedeyim. ben bu hafta Samcan'ın yanında çalışmaya başladım. Üçüncü günde beni buraya aldı, mikrofonu önüme koydu. İTÜ Endüstri Mühendisi mezunuyum. Mezun olduktan sonraki, diplomayı aldıktan sonraki pazartesi günü çalışmaya başladım bir bankada. Pazarlama tarafında genel müdürlükle çalışmaya başladım. Baktım sıkılmaya başladım. Önce master yapmaya başladım. Pazarlama üzerine master yapıyorum. Tezli hala devam ediyorum çünkü karşımda askerlik kurumu var. Ama tezim kaldı. Çok kötü bir öğrenci değilim. Vasat diyelim. Devamında Erasmus'a gittim. Erasmus'a hep gitmek istemiştim. Öğrenciyken fırsat olmamıştı. O dönemde biraz daha vasat bir öğrenciydim. Sonra Lisbon'a gittim. Çok, bu arada Samcan'ın köpeği küçük tacizler yapmaktaydı. Kendisi sürekli dikkatimi dağıtıyor. Hep böyle bir insansa buradan Barış'a kolaylıklar diliyorum. Ya kusumuza bakmayın. Fındık şu anda evde yabancı olduğu için böyle oyuncağını getirip burnuyla bizi taciz ediyor. Samcan'ın çok şirin bir köpeği var. Keşke kendisi de o kadar şirin olsa. Allah'ım, evet. Barış gitti ve daha da böyle cynical bir arkadaşla karşı karşıyayım şu anda. Mert de Barış kadar laf edebiliyor yani. Laf sokabiliyor. Tabii ki yani neticede Samcan'ın arkadaşı olabilmek bunu gerektiriyor. Allah'ım yarabbim ya. Podcast'te bile böyle bir imaj çizmeyi başardım. Gerçekten kendimi takdir ediyorum. Evet Mert, sana dönelim lütfen. Bana laf sokmayı bırak. Devamında Lisbon'a gittim. Geldim. Türkiye'de bir 6 ay takıldım. Sonra bir başka bankada çalışmaya başladım. Bir ay sonra ayrıldım. O esnada Samcan'la Apsion için konuşmaya başlamıştık. Bu hafta itibariyle de yanında çalışmaya başladım iş geliştirme tarafında. Bu şekilde. Ben de biraz hikayeyi kendi tarafından anlatayım. İşte girişimci muhabbetini yapmaya başladık Barış'la. Ondan sonra ben Apsion'la görüşmeye başladım ciddi bir şekilde. Daha Apsion'da çalışmıyordum o zaman ben. Apsion'un, yeni yeni çalışıyordum galiba. Apsion'un danışmanıydım. Düzenli bir şekilde Apsion'a sürekli gidip geliyordum. Ofiste masam dahil hiçbir şeyim yoktu yani. Pozisyon, böyle bir şeyler düşünüyorduk falan filan. O sırada Mert geldi. Hani işte ben dedim böyle böyle şeyler yapmak istiyorum. Sen ne dersin falan filan. Ondan sonra işte Apsion bana bir teklif yaptı. Ben çalışmaya başladım ve böyle bir sessizliğe gömüldüm. Çünkü aşırı yoğundum. Ben Sami Can'ın öldüğünü düşündüm o arada. Evet, bir hatta bir ölmüş olduğum bir dönemde var yani. Aşırı hasta olduğum ve böyle şey bir haftada 7 kilo falan filan verdiğim bir dönem var. Ondan sonra işte şey, bu arada Apsion'da tabii bir sürü değişiklikler oldu. Apsion çok hızlı büyümeye devam etti. Benim pozisyonum değişti. Normalde girdiğim pozisyonun üstünde bir pozisyona geçtim. Ondan sonra bir gün işte Kudret'le şöyle bir konuşma yapıyorduk. Ya işte böyle birilerine ihtiyacımız var. Hani böyle bir işi versek, böyle başından aşağı tutup çevirse. Ya evet değil mi yani? Hani böyle birilerine ihtiyacımız var falan filan gibi bir konuşma oldu. Sonra o sırada aklıma Mert geldi. Tak ve beni uyandırdı. Mert'i aradım. O sırada Mert... Uyuyordu. Uyuyordun değil mi? Tabii ki uyuyordum. Saat 10'da hafta içi bir insan boşsa neden kalksın ki? Niye canım, olur mu yani? Sabah dinç kalkacaksın, gününü yaşayacaksın. Düşün bak, senin için saat 7.30'da kalkıp işe geliyorum. Bence benim yapabileceğim en büyük favor bu. Mert öğrendiğim kadarıyla erken kalkmayı çok seven bir insan değil. Erken kalkıyorsan bir sorun vardır ya, hastayımdır erken uyandıysam. Ya da Apsion'da çalışıyorsun.
Yani. Teşekkürler. Mert'i aradım. Mert böyle çok nasıl diyeyim? Nasıl bir ses tonum vardı? Uykulu, biraz şok çünkü aylardır onu aramamışım, ses çıkarmamışım falan filan. Bu arada arada Slack'ten falan da yazıyordum ya, onları da tabii ki cevap Ya vermiyordu. saçmalama ya, veriyordum abi, çok yoğunum, uygun olduğumda yazacağım falan deyip en Bir azından ay geçişte. sonra veriyorduysan atlamış Evet, olabilirim, Slack evet. kanalı, Twitter kullanamadığım gibi Slack'i de doğru düzgün kullanamıyorum. Ondan sonra Mert dedi ki bana, ben Yapı Kredi'den iş teklifini kabul ettim. Hem de çok isteye isteye, en sevdiğim kurumlardan birisidir kendisi. Burada çalışmak istiyorum. İstersen devamını sen anlat. Yani şöyle bir gün önce mail attım ben teklifi kabul ediyorum diye. Ertesi gün sabah Sami Can aradı. Yani yapacak bir şey yoktu aslında, kabul etmiştim. Orada şey yapmak istemedim. Ya ben aslında vazgeçtim. Çok da kabul etmemiştim gibi bir şey söylemek istemedim. Bir şans vereyim dedim. Bir ay sürdü. Ama içten içe biliyordun değil mi? Yani Niye? opsiyonunda gerçekten çalışmak Ya... istediğini biliyordun yani. Yani şöyle bir gerçek var. Hani çalışmayı istemiyordum aslında. Çünkü şu bir gerçek. Daha önce çalıştığım yerde baya bir para biriktirmiştim. Bu iyi maaş aldığımdan değil, tamamen bir sene ölücü gibi yaşadığımdan. İyi bir para biriktirmiştim. Erasmus'a gideceğim, gezeceğim diye. Erasmus'u da ölücü gibi yaptığım için oradan da param artmıştı. Bir de bir yandan dışarıda birkaç freelance iş yapmıştım Türkiye'ye geldikten sonra. Dolayısıyla hani cebimde param vardı. Bir senedir borçtum. Hayatımda son 15 yılda ki 26 yaşındayım. Bu baya majör bir süre. Geçirdiğim en güzel zamandı. En güzel bir yıldı. Çok net bunu her şekilde söylüyorum. Hayatımda ertelediğim her şeyi yaptım. İşten ayrılmak istiyorsanız ve cebinizde paranız varsa size tavsiye ederim. Azıcık ertelediğiniz şeyleri yapın. Eğer tabii sonrasında yeni bir işe başlarken bir şekilde self marketinginizi yapabilecekseniz. Bu önemliydi aslında, çünkü yani benzer durumda olup da araya zaman girdikten sonra sıkıntı yaşayan insanlar da oluyor. Hani biraz network'ünüze güveniyorsanız, nasıl diyeyim, biraz kendinizi sağlama alabiliyorsanız bir süre para biriktirip ben bunu yapmayı naçizane önerebilirim. Gerçekten iyi bir dönem oldu. Yani hakikaten ertelediğim her şeyi yaptım. Okumak istediğim kitapları okudum. İşte dinlemek istediğim şeyleri dinledim. Orada girişimci muhabbetine denk geldim. Şu anda Sami Can'ın karşısında son bulduğu denk gelişim ama. Yani güzel bir dönem geçirdim. Sonrasında işte Sami Can'dan mesaj geldi. Mesaj gelmedi. Aradı sabahın köründe. Kabul ettim dedim. Olmadı dedim. Ondan sonra çalışmaya başladım. Bu arada yani baktım olacak gibi değil. 3 yılın üstüne baktım, gittim geldim, tekrar yeniden çalışmaya başladım bankada. Aslında hepsinin aynı banka olduğunu gördüm ki farklı kulvarların bankaları olmalarına rağmen. Yani birisi first tier bir bankaydı, diğeri second tier bir bankaydı. Second tier'dan first tier'a çıkmanın bir şeyleri fark ettireceğini düşünüyordum. Her şey daha da garip gelmeye başladı. Dolayısıyla yani böyle olmayacak dedim. Gözümü karartıp çıktım. Çünkü bir yandan o mutluluğumu da özlemiştim. Çıktım, ondan sonra yani bir şey de olmadan çıktım aslında. Orada abi ben çıkıyorum diye Sami Can'ı arayıp çıkmadım. Normal gittim yöneticime, ben ayrılmak istiyorum dedim. Herkes şok. Ne oldu? Hiçbir şey olmadı. Böyle böyle ben buraya kendimi ait hissetmiyorum gibi fancy cümleler kurmadım tabii ki. Ama hani bankada çalışmak istemediğimi fark ettim dedim. Sağ olsunlar iyi ayrıldık. Sonra işte bir hafta 10 gün sonra yine Sami Can'la konuştuk. Sami Can'la konuşmadık, pardon. Sami Can beni aradı, atla Evet. gel dedi. Üstümde tişört, altımda pantolon, en leş iş görüşmeme gittim. Sağ olsun Kudret ve Sami Can kabul ettiler ona rağmen. Evet, gerçekten yataktan kalktığın gibi gelmiştin Yani Beşiktaş'a inip sandviç kemirirken aradığını düşünürsek, yani şey değildi. Baya böyle sırtımda sırt çantasıyla, altımda çirkin bir günlük pantolon, üstümde bir tane tişörtle görüşmeye geldim. Ona rağmen kabul ettiler. Bilmiyorum arkamdan nasıl konuşmalar döndü. Yok. Oğlum bu mal kim falan dediyse Kudret, bilmiyorum. Yok yani zaten opsiyonda bizim öyle bir giyim kuşam derdimiz çok fazla yok yani. Aramızda kalsın o yüzden geldim. Hani ya yani şey, o önemli bence gerçekten. Ben de mesela 4 yıl PwC'de çalıştım. İlk yılımda İş Bankası ile proje yapıyordum ve hatırlıyorum
bir gün ceketimi giymemiştim. Çok sıcaktı. Getirmedim de yani. Ceket giyecek bir hava değil çünkü. Ve ceketimi giymedim diye genel müdür yardımcısı bizim partneri aramış. Ve böyle işte Sami Can bugün ofiste ceketsizdi falan diye şikayet etmiş. Ve ben böyle hani yani niye böyle bir şey için hani genel müdür yardımcısı seviyesinde birisi bizim şirketin genel müdür seviyesinde birisini arar yani. Yani ceket ne bileyim toplantıda Sami Can kustu falan filan gibi bir şey olsa hani anlayacağım ama ya da ne bileyim Sami Can'ın yaptığı rapor iğrenç falan filan gibi bir şey diyebilir. Ama ya yani, ben bunu işsizliğe yoruyorum. Başka bir şey olması çok mantıklı. Ya mantıklı bir insanın ben böyle bir sebebe takılabileceğine inanmıyorum ya. Yani kaldı ki bu arada şöyle de bir şey var. Hani artık hakikaten şeyden bıkmıştım ya. Hayatında bunu yaşayan bilir. Siyah çorap rotasyonu ve gömlek rotasyonu diye bir şey. Evet, hangi olması. Siyah çorabımı giysem şeklinde böyle bir bakıştım yani. Çünkü hepsi zaten siyah. Yok sadece o da değil abi. Çorap çekmecesini çektiğinde karşına çıkan bütün çorapların yeşil, mavi, işte desenli, geyikli, ayılı falan olması ve onun yaşattığı şok. Sonra yani dolabı açtığında sadece backup olan gömleklerin kalması. Bu arada backup gömlek diye bir tabir de vardır. Bir birinci tur rotasyon vardır. Bir de ikinci tur rotasyon vardır. Bunu hani yaşayan bilir. Öyle çünkü beynin öldüğü için eve geldiğinde şey çamaşır yıkamak da istemezsin. Unutursun onu falan. İleri bir tarihe gider falan filan şeyi. Ben de bayağı yaşadım yani onu PWC'yken. Yani pazar günü akşam League TV'de Marcus Merck izleyip ütü yaptığım hakikaten çok olmuştu ve bayağı garipti ya. En son sahneyi annem Parlament Sinema Gecesi izleyip ütü yaparken görmüştüm ve bir anda o olmuştum. Çok garip gelmişti. Onu fark edişimi çok net hatırlıyorum o sahneyi. Şeyi merak ediyorum. Şimdi Apsiyon'a geldin. Sonuçta daha önce kurumsal bir banka deneyimin var. Orada ne kadar çalıştın? 2 yıl mı? Toplam 3 yıldan daha fazla. 3 yıldan daha fazla çalışmışsın orada. Ondan sonra işte çok kısa süreliğinde de olsa bir kurumsal bir bankada çalıştın ve yani ne olursa olsun bankacılık kurumsal bir pozisyon. Pozisyon kötü değildi. Gayet iyi bir pozisyondu. Yapacağın işler hani bir sürü insanın ha ne kadar güzel falan filan diyeceği işler. İnsanların emekli olmak istediği işler evet, yapıyordun aynen. Yani. Peki ondan sonra ailene falan ne dedin? Çevrendeki insanlara ne bileyim sevgiline falan ne dedin? Ne oldu yani? Yani aslında çok basit oldu. Ben bunu istemiyorum. Ben bunu yapmayacağım ve bunun karşılığında ben sizden bir şey beklemiyorum dedim. Yani bu tamamen benim kararımdı. Biraz hani bunda şey de var. 8 senedir tek başıma yaşadığım için hani artık haliyle kendi kararlarım kendimi ilgilendiriyor. Benim yani işten eğer böyle hani emekli olunacak bir işten istifa ediyorsam o yaş hani 26 yaşında parmaklarım boş, evde bekleyen hanım yok, çocuk yok. Böyle bir senaryoda hani sadece kendimden sorumluyken ben akşam yani bir gün yoğurtlu makarna, bir gün ketçaplı makarna, bir gün sade makarna, bir gün tereyağlı makarna şeklinde. Ondan kolesterolü zaten patlamıştım da arkadaşın her akşam abi, makarna yemekten. Makarna kolesterol yapmaz, et kolesterol yapar, yağlı falan. Ya, ama makarna yesen bayağı tereyağlı falan yapıyorsundur kesin. Tabii ki. Tabii. Tereyağlı yemeyeceksem neden makarna yapayım yani? Kolesterolün nereden geldi belli oldu. Tabii ki ama tereyağı trigliserit tetikler. Okey tamam bilmiyorum o detayda bilmiyorum ama sonuçta yani, çok yağlı yediğim belli. 3 ayda bir tahlil yaptıran bir insan olduğum için belki de o yüzden aldı beni Sami Can bilmiyorum. Evet kısa bir dönemde bir sürü iş yapacak ama uzun dönemde de burada kalamaz. Çünkü ne de olsa kolesterolden ölecek diye aldım seni. Bunu düşünerekten. Önden biliyorsun sağlık raporu istiyoruz yani. Onu tabii ama daha sağlık raporu bugün geldi. Evet. Sağlık raporunu biraz daha oyalarsam en azından ihbar tazminatı alabilirim. Her neyse şimdi anlat. Apsiyonu anlatsana biraz. Senin gözünden ne yani hani şey duymak istiyorum çünkü önemli bir şey. Hani aslında benim üzerimden Apsiyon'la alakalı ilgiyi ve merakı oluşturdun. Ondan dolayı nasıl bir şey yaşıyorsun merak ediyorum. Yani 3 günlük gözlemim Apsiyon şu anda bir şeyler başarıyor, bir şeyler yapıyor. İyi iş yapıyor, iyi paralar bir şekilde kazanılıyor. Sektörde yani kendi dikeyinde en azından rakipleriyle tartışılamayacak bir konumda zaten. Ama Apsiyon'un içinde olduğu şu anda çok büyük bir challenge var. Apsiyon şu anda küçük bir yani bir orta boy işletme sınıfından iyi bir orta boy işletme sınıfından küçük bir kurumsal şirket olma yolunda ilerliyor. Böyle bir boyutta
Dolayısıyla yani şu anda atılacak adımların bence hani dikkatli, etraflıca düşünülerek ve emin adımlarla atılması gerekiyor. Yani sonuçları çünkü beklenenden daha kırıcı olabilir. Hani şu anda iyi bir startup, net bir şekilde iyi bir startup, piyasada saygı gören, yatırım almış, her şeyi yolunda giden, içeride belli başlı bir ekibi olan, neredeyse 30 kişinin evine ekmek götürdüğü bir yer. Şu anda buradan yapılacak olan büyüme adımı buranın küçük bir kurumsal şirket olması yolunda olacak. Yani bu sürece dahil oldum ben de aslında. O yüzden zaten şu anda hani 3 günlük tecrübe daha Sami Can'la çok fazla zaman geçiremedim neyse ki. Neyse ki. Tabii ki Vay. neyse ki. Yani geniş bir oyun alanım var. Kendi çizgilerimi kendim belirliyorum. Bu hani kurumsalda üst düzey yönetim dahil olmak üzere çok rahat karşılaşılabilecek bir durum değil zaten. Yani benzer bir şey aslında ben şu şekilde yaşamıştım. Ben ekibin ilk bankamdan, ekibin en küçüğü olarak en eskisi olarak çıkmıştım. Hem en küçüğü hem en eskisiydim. İçeride çok ciddi bir turnover olmuştu bir dönem. Dolayısıyla benim de oradaki her ürünü yönetme, her ürünün arkasını görme, önünü görme, hem saha boyutunu bilme hem IT boyutunu bilme imkanım olmuştu. Devamında şimdi öyle bir tecrübeyle beraber buraya geldiğimde hani bir oyun alanında nasıl hareket etmem gerektiğini, hangi işi ne sırayla yapmam gerektiğini bir an önce belirleyip ona göre hareket etmem gerekiyor zaten. Aslında hani şirketin de biraz daha kendi içinde makro anlamda da bence bunu yapması gerekiyor. Hani şu anda birçok fırsat var. Birçok şey var. Büyüme fırsatları çok fazla. Bazı şeyler üzerine doğru yağıyor. Belli bir hareket var. Artık kendi kitlesini oluşturmuş bir arz olarak talebi karşılamakta belki güçlük çekilen bir konuma gelmiş olma durumu var. Dolayısıyla bunu bir an önce göğsünde yumuşatıp oyunu kontrol edebilmeye başlaması lazım. Yani ben 3 günde bunu gördüm. Sami Can'la olmadığım zamanlarda. Güzel. Evet, yani yapacak çok fazla şey var. Bir startup'ın en güzel şeyi o yani bence. Özellikle bir teknoloji startup'ının en güzel noktalarından birisi o. Çünkü yazılım satıyoruz. Yazılım sattığın zaman sonsuz şekilde scalable oluyor. Sonsuz şekilde kopyalanabiliyor ve hani sınırsız sayıda müşteriye hizmet verebiliyorsun. Büyümenin bir sonu yok neredeyse. Yani biz 160 bin konut da kullanılıyoruz şu anda. Türkiye'de 20 milyon konut var. Yani hani gerçekten Ciddi bir rakam. evet, kendimizi ona katlasak, bir de bu arada 300 bin konut falan inşa ediliyor. Yani hani bizim mevcut şeyimizin iki katı kadar konut inşa ediliyor Kaldı ki Türkiye'de. bunlar hani hedef kitle değil, toplam kitle. Evet, yani Bir de şu an böyle bir şey var. ve bir de bunun ötesinde de gidilebilecek, yani sadece coğrafi şeyden bile bahsetmiyorum yani. Başka ülkelerde de konut her zaman en Tabii iyi ki. piyasalardan birisi. Ve iş sürekli yani çok güzel noktalara doğru böyle büyüyor. Ben şeye benzetiyorum işte. Go'da böyle bir yerde bir taş koyduğun zaman etrafında böyle bir sürü opsiyon oluşuyor. Ona benziyor aslında böyle. Yani herhangi bir yere bir taş koyuyoruz. Tık 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 diye etrafında bir sürü taş oluşmaya başlıyor. Ondan opsiyon çok evet, heyecanlı bir yer yani. İki şeyi merak ediyorum. Ya girişimcilik ve işte girişimci muhabbeti falan filan, bu tarz şeylere nasıl ilgi duydun? Nasıl böyle bir şeyin içerisine düştün diyeyim? Nasıl bu kötü yollara Yani düştün? Anlat bize. şöyle söyleyeyim hani kurumsala girdikten sonra orada bir şekilde oradaki insanlardan daha farklı. Hani bu farklıyı sadece yani çok marjinalim ya da hani çok marjinal bir kitleyiz falan gibi söylemiyorum. Yani oradaki insanlarla aynı kaygılarda olmadığımı görünce diyeyim daha doğrusu. Alternatif yollar aramak bir şekilde cazip geldi. Bu alternatif yollara bakmaya başlayınca da hani böyle bir camia olduğunu gördüm. Bu arada çok yakın bir arkadaşım da o esnada kendi girişimini kurdu. Daha önce bizim de ufak bir girişim yapamayışımız olmuştu. Sonrasında o kendi şirketini kurdu. Bir yandan onun süreçlerine falan da yakinen şahit olma fırsatım oldu. Yani o esnada ben kurumsaldaki deneyimimde şeye karar verdim. Çalışmak çok da güzel bir şey değil. Benim bir an önce emekli olmam lazım.
Dolayısıyla bunun için en kısa sürede en çok nasıl çalışabilirim? Ya aslında klasik yol. Ben günde 8 saat 30 sene çalışacağıma günde 16 saat 15 sene çalışayım. Günün sonunda biraz da risk alayım. Böyle kurumsal şirketlerin devasa çatıları altında mutlu mesut ayın kaçında maaşımın yatacağını işte özel sağlık sigortamın çapının insan kaynaklarındaki o işe dedike bir kız tarafından belirlendiği falan bir dünyadan ziyade biraz daha risk almaya karar verdim. Çünkü bir yandan şöyle bir şey var. Bu orta gelir konusu söz konusu. Daha önce Mustafa'yla da zaten benzer şeyler konuşulmuştu burada. Yani kazanılan parayı harcayamadıktan sonra çok da bir anlam olmuyor. Çünkü o para ne bana ev aldıracak bir para ve ne kısa zamanda ev alınacak bir para ne de tam tersi beni çok büyük sıkıntıya sokacak bir para. Yani benim aslında bu kurumsalda çok da bir şey olmayacak paradigm shift'ini yaşadığım en önemli an şeydi. Kendisinin de haberi var mıydı gerçi bundan bilmiyorum da benim ilk bankamdaki bölüm müdürüm yani müdürümün müdürü ikinci amirim benim bir sokak üstüme taşındı. Sonra baktım lan ben 15 sene çalışsam 10 sene çalışsam bu adamın koltuğuna geleceğim. Geldiği nokta benim bir üst sokağımda oturmak. Yani zaten bir alt sokağımda oturuyorum. Yani çok zor bir şey değil. Bugün ev arkadaşıyla kalıyorum. Yarın öbür gün evleneceğim edeceğim. Eve başka birinin maaşı girmeye başlayacak. Yani hani bunun için mi çalışacağım? Nerede hayaller? Hani o tanrı metaforuyla yukarı doğru yükselmeler diye sormaya başladım. Sonra zaten işte yüksek lisans, Erasmus, iyi bir şekilde kaçış, Lizbon'da yatış, sonra dönüp 6 ay Türkiye'de yatış ve sonu Sami Can oldu. İyi mi düşündüm, kötü mü düşündüm bilmiyorum ama her şey o bölüm müdürümün benim üst sokağıma taşınmasıyla başladı. Bu arada öyle çok inanılmaz bir yerde de oturmuyordum. Gayet Beşiktaş'ta oturuyordum yani. Beşiktaş'ta normal 1100 lira kirası olan bir evde oturuyordum. Şey, yurt dışına çıkmanın nasıl bir etkisi oldu? Benim mesela hayatımda en büyük dönüşüm yaşadığım noktalardan birisi Erasmus'a gittiğim an. Yani bunu şeyden diyorum çünkü bizim çok fazla genç dinleyicimiz de var. Biraz da o anlamda kariyer yönlendirmesi anlamında da iyi olur diye düşünüyorum. Ben Erasmus'a gitmeden önce bayağı kötü bir öğrenciydim yani. Üniversitedeki arkadaşlarım falan dinliyorsa zaten Sami Can'a bak falan filan diyebilirler yani. Bayağı işte muhasebe ve finanstan kalmıştım. Benim Ondan de sonra... olasılıktan falan kaldığımı, istatistiği DD ile geçtiğimi ve şu anda hani işime uygulayacak seviyede hakim olduğumu düşünürsek. Evet yani hani böyle çok alakası olmuyor ama böyle bayağı insanlar şey diye bakıyordu. Ha işte ya bu da öyle vasat bir öğrenci falan filan diye bakıyordu. Ondan sonra Erasmus'a gittiğimde şey oldu. Yurt dışındaki o hayatı gördüm. Yani insanlar gerçekten böyle dolu dolu bir hayat yaşıyorlar falan. Ankara'nın o kabuğumu kırıp çıktım yani Ankara'dan. Bir de yurt dışında insanlar çok hırslıydı ve gerçekten bir şeyler yapmak istiyorlardı. Onu görünce yani evet bu hayatta değecek bazı şeyler var yani millet bir şeyler yapıyor falan filan ben de yapayım falan deyip böyle bir hırsa gelip ondan sonra üniversiteye dönünce aldığım bütün derslerden galiba aldım. Bir İngilizce dersi almıştım böyle kompleks böyle bir literature dersi almıştım. Ondan bir galiba B- aldım. Onun dışında geriye kalan her şeyden A aldım falan. 2.20 olan ortalamamı 2.99'a çıkartıp falan mezun oldum. Yani öyle saçma sapan bir durum oldu. Sonra hatta kariyerimi falan da şekillendirdi. Yani hani normalde daha böyle soft bir şeyler yapmak istiyordum. Daha böyle marketingin iletişim tarafı falan filan gibi şeyler düşünüyordum. Ve bir anda böyle olabilecek en sert alana girdim. Yani finans böyle ve PwC'de falan hani. Yani ben Sami Can gibi lisansta gidemediğim için Erasmus'a 2.25'te mezun oldum. Marketing ve iletişim alanına yöneldim. Evet, çok büyük bir etkisi olmuş. Gerçekten şey yapıyoruz. Yani ama günün sonunda ben de kendimi bunlara yönelmememe rağmen finans sektöründe buldum. O da ayrı bir şey oldu. Ben yüksek lisansta gittim. Bir de şöyle bir fark var Ama sen bir şimdi. de marketing işine girdiğin Tabii zaman tabii. marketingde yaptığın iş de çok istatistik ve Aynen öyle analiz ve analitik yani Mad Men değil Mad Men'misin yani sonunda sen. bütün işimiz neticede orada. Bir yandan IT'ye analistin business tarafı olarak görev yapıyorduk. Bir yandan da bütün işimiz pattern takip edip müşterilerin davranışlarını inceleyip
edip ona göre aksiyon almaktı, PNL okumaktı. Ki ben üniversitede PNL okumayı gördüğüm dersten kaldım. Aynen, ben de. Yani. Devamında ben 3 yıl çalıştıktan sonra hani işten bir şekilde ayrılmak istiyorum. Artık nasıl ayrılabilirim, iyi bir şekilde ayrılayım, buradan başka bir yere geçsem de bir şey değişmeyecek aşamasına gittim. Şöyle bir fark var. Samican, Kopenhag'a gitmiştin değil mi? Hı hı. Danimarka'da gördüğü yaşam tarzı onu onlara itmiş. Ben de Lizbon'a gittim. Benim de Lizbon'da gördüğüm yaşam tarzı şuydu. İnsanlar mutlu. İnsanların arasında gözle görülebilir bir sınıf farkı yok. Lizbon'dayken bayağı bir de gezme fırsatım oldu. Dediğim gibi para biriktirip gittiğim için hani eski kıtada İtalya'nın batısındaki her yeri görme imkanım oldu. İspanya'da yaklaşık bir aya yakın zaman geçirdim. Fransa'ya gittim, İtalya'ya gittim vesaire. Orada gördüğüm benim de aslında benzer şekilde bir etkisi oldu. Fakat burada Kopenhag'la Lizbon arasındaki temel fark, ben de abi ne kadar güzel, insanlar çok rahat ve çok mutlu ve bu insanlar aslında aç. Avrupa'nın en kötü ekonomisi var burada. 450 euro asgari ücretle bu insanlar mis gibi mutlu yaşıyor dedim. Bana da aslında bu, ben de en kısa sürede emekli olup bu insanlar gibi keyifli bir şekilde hayatımı sürdürmeliyim'e geldi. Yani aslında buradan şuna varabiliyorum. Gideceğiniz yeri iyi seçin. Evet. Gerçekten bir şey etkisi olabiliyor. Çünkü gerçekten Danimarka, Kopenhag özellikle mesela en fazla CEO çıkartan ülkelerden birisi. Böyle aşırı hırslı insanlar. Benim gittiğim okulda rekabet vardı böyle yani. Gerçekten herkes her konuda, bütün öğrenciler rekabet halinde. Bütün stajlara böyle herkes başvuruyor. Herkes birbirini böyle bir rekabet içerisinde bakıyor falan filan. Ama bir yandan da tabii Avrupa ve aşırı pahalı bir yer. Tabii ki 450 tabii. euro ile yaşayamazsın. Yani. Benim gittiğim yerde Avrupa'nın en ucuz yeriydi ülke olarak. 450 euro tek başına yani bir ev arkadaşıyla falan yaşadığında gayet yeterli bir şey. Yok, bir meblağ yani orada. 450 euro ile Danimarka'da böyle... Danimarka'da nefes alamazsın. Evet, aynen, gerçekten duramazsın. Ben 800-900 euro burs alıyordum. Zaten yurda verdiğim para 1100 euroydu. Yani böyle saçma sapan bir dengesizlik işte vardı. Ben yani 200 euro falan odaya veriyordum sadece. 180-200 euro civarı bir şey veriyordum. Geri kalan da yetiyordu yani. Günlük harcamam benim 10 euroyu bulmuyordu çoğu zaman ki hani her gün gidip neredeyse işte Starbucks'ta oturuyordum. Orada bir tane tren istasyonunun altında Starbucks vardı. Bir sürü insanla orada tanışıp muhabbet etmişimdir. Yani sıcak insanlar vesaireydi. Onun dışında şöyle bir şey var. Lizbon'da muhtemelen Avrupa'da en az CEO çıkaran şehirdir. Ve hani Samcan'ın söylediği okul hayatının tam aksi olarak biz de sabahları denize gidip öğleden sonra derse gidiyorduk. Dolayısıyla direkt... Samcan gibi sıkıcı bir hayatınız olsun istiyorsanız kuzey ülkelerine gidebilirsiniz. Çok kötüsün gerçekten. Evet, Mert'in opsiyondaki 3. günden sonra zorla istifa etti falan. Yok ya, evet, gerçekten öyle bir şey var tabii. Kim Danimarka'nın denizine girecek canım? İğrenç yani. Balçık denizi yani, gerçekten rezalet yani. Zaten ben Danimarka'da 1 yıl kaldım ve 17 gün yine çalıştı arkadaşlar. Ondan gitmeden önce yani eğer akıl sağlığınızı şeyseniz, güveniyorsanız gidin. Cidden zor çünkü. Yani şey anlayabiliyorum. Yani Avrupa'da en yüksek, hatta dünyada en yüksek intihar oranının olduğu bölge, evet, yani olması. Belli zaten neden oldu. Yani böyle güneş doğmuyor, böyle hep soğuk, hep rüzgar esiyor. Yaz geldi diyorlar, böyle yaz montla geziyorsun falan yani. Böyle saçma sapan bir ortam yani. İşte ben mesela gittiğimde ceketimi 9 Şubat günü asmıştım. Brüksel'e uçağımın olduğu günü almıştım geri astığım yerden. İşte. Arada yani, çok dramatik bir fark var. Konuyu biraz şeye bağladık, anılara bağladık şu anda ama... Yok tabii canım, zaten girişimci muhabbeti işte yani. Muhabbet. Yani şöyle bir şey var aslında, hani gidip görmek şey anlamında, kendinize dair bir şey çıkarmak anlamında çok faydalı oluyor. Şöyle oluyor, Türkiye'de asla kolay kolay karşılaşamayacağınız profilde insanlar görmeye başlıyorsunuz. Çünkü benim hep söylediğim bir şey vardır hani... Ben lisede sayısalcıydım. Benim etrafımdaki herkes sayısalcıydı. Benim üniversitede mühendislik okudum. Herkes belli bir profildeydi. Dolayısıyla sonra çalıştığım ortam vesaire de belliydi. Ben hayatımda hiç türev integral almamış bir insanla son belki 7-8 yılda tanışmadım. Tam onu diyecektim yani. Türev integral aldın mı diye mi soruyordun ilk tanıştığın anda? Yo, ama bilebiliyorsun yani. Hani bunu şey yapabiliyorsun. Hani ya, burada kastetmeye çalıştığım şey, ister istemez etrafımızda bir yerden sonra bir steril bir çevre oluşmuş oluyor. Yani burada
bir sokak arkada bambaşka bir hayat yaşanıyor ve asla o sokağa geçmiyoruz ve asla o çevreyi görmüyoruz. Aslında bu çok ciddi de bir psikoloji Sosyal, konusu, sosyal psikoloji konusu evet, yani. sosyal bir fenomen yani. Yani bu aslında Türkiye gerçeği. Hani kim X partisine oy veriyor diye bir yerde konuşulurken alternatif bir yerde de kim Y partisine oy veriyor canım bu kadar diye kesinlikle konuşuluyor yani bu. Evet. Bu ülkenin gerçeği de bu yani. O yüzden Tabii ki aşırı büyük bir kopukluk var yani. Ben de şey, ben daha asıl böyle balon yani. Ankara, TED, sonra Bilkent ve böyle hiç bu komünite hep aynı. Ben neredeyse TED'den mezun oldum. Bilkent'te beraber okuduğum arkadaşların hepsi TED'den sınıf arkadaşımdı. benim dönemde Bornova Anadolu Lisesi mezunuyum ben de. İTÜ'ye biz 81 kişi geldik. İşte aynen aynı kafa yani. Yani Evet. 81 Siz kişi en bizim azından dönemden. İzmir'den kalkıp İstanbul'a gelmişsiniz. Bir, öyle bir şey, Ya. farklılık durum var. Ben Bilkent'te oturuyordum bir de. Yani düşün, iyice böyle şey yani. Hani bayağı bilmiyorum falan yani. Hani İstanbul falan. Hatırlıyorum çocukken gittim de İstanbul'ca mı konuşacağız falan filan diye sordum. Yani hani bayağı böyle balon içerisindesin. Orada tamamen ekosistem farklı. Herkes birbirini anlıyor. Aynı dilden konuşuyor falan filan. Ondan sonra şey yapıyorsun. İstanbul'a bir geliyorsun. Bence İstanbul zaten ilk şey bir kültür Tabii. şoku. Böyle bayağı böyle farklı farklı insanlar, herkes farklı bir çevreden gelmiş falan filan. Bir de şey, yurt dışına gittiğinde o adamlar iyice şey yani hani tamamen alakasız bir geçmişten geliyorlar. Yaşam tarzları falan çok farklı. Mesela ben şey şokunu yaşamıştım. İşte kız arkadaşım vardı bir tane. 14 yaşında evden ayrılıp kendi kendine yaşamaya başlamış. Bana böyle şey, nasıl yani, onu evden mi attılar falan diyorum. Yo, kendi isteğimle ayrıldım falan diyor böyle. Ne yaptım falan diyorum. Çalıştım falan diyor böyle. Ben böyle hani 14 yaşında bir arkadaşımın çalıştığını düşünemiyorum yani. Yani 14 yaşında çalışmak kendi steril çevremizde zaten var olan bir gerçek değil. 14 yaşında çalışmak hani bizim için belki sadece televizyonda olan bir şeydi. Yani Yani şöyle bir boyut var. Bir de Türkiye'nin hani bu acımasız bir gerçeği yine biz bu steril çevreyi her zaman herkes kendi steril çevresi için geçerli. Bu da aynı şekilde sadece benim ya da Sami Can için değil. Steril çevreyi bir şekilde satın almak durumundayız. Böyle bir şey var. Aslında harcanan para da burada buna gidiyor. Hiçbir şekilde insanın kendi konfor alanını büyütmeye yönelik kendi yani nasıl diyeyim kendi hayatına doğrudan etki edecek şeylerden ziyade kendi steril çevresine dair bir şeyleri satın almakla alakalı. Aslında ve hani etrafına bariyerler çizmek yani. kesinlikle öyle. Arkadaşlarını ona göre seçiyorsun. Arkadaşlarını seçebileceğin ortamları ona göre içten bir şekilde gidiyorsun. Yaşayacağın Bu yeri ona göre seçiyorsun falan. Sadece şey değil yani akşam ev yemekçisinde yemek yiyeceğimi Midpoint'te yemek yiyeyim değil ev yemekçisi olarak Beşiktaş'ta ev yemekçisine gitmek. Yani ama Ha, neticede o mesela yemek esnaf lokantasına gittim diyorsun ama Beşiktaş'ın şeydeki çarşıdaki Balkan lokantası. Balkan lokantasına gidiyorsun. Evet yani. Orası gerçekten esnaf lokantası, emin ol. Yani Balkan lokantasında 11 liraya yediğin yemeği bir yerlerde insanlar 4 liraya yiyorlar. Yani böyle bir şey de var çünkü hani ya bu steril çevreyi satın aldığını fark ettikten sonra aslında herkes bu şeyi yaşıyor, soru işaretini yaşıyor. Bir yandan da bu dert yanmaya başladığında etrafından da hani bulup bunama şeklinde bir tepki de görebiliyorsun. Bak işte fişek gibi hayatın var, daha ne istiyorsun gibi bir şey var. Muhtemelen bazılarınız da şu anda bunu düşünüyor da olabilir. Yani mis gibi yaşamışsınız işte daha neyin memnuniyetsizliğinden bahsediyorsunuz diye günün sonunda Sami Can'la beni aynı masaya oturttu. Ya işte ilginç bir şey paterni var. Şimdi Mustafa'yı davet ettik buraya. İşte seni davet ettik falan. Ve aslında ben şey görüyorum. Şimdi sen kaçlısın? 90. 90'lısın. 26 yaşındayım. İşte 90'lı jenerasyonun kesinlikle bir... Ben diyorum zaten. Bence 90'lı jenerasyonda özellikle orta üst sınıf... Ya yani ortanın üstünde olan sınıfta... Ortanın üstünde olan sınıfta... Şey, şöyle bir durum var. Sen Türkiye'ye doğmuyorsun. 90'dan sonra doğduysan. İnternete Aynen doğuyorsun. öyle. Ve kültürel çok büyük bir işte bunun şey sosyal psikolojideki lafı dissonance. Yani kognitif dissonance, yani böyle bir karmaşa içerisindesin sürekli. Bilişsel İşte, evet, karmaşa. bilişsel karmaşa içerisindesin. Ve şey yani bir bu da en sonunda şey diye sen iş hayatına atladığında çıkmaya başlıyor işte. Ben bir şeylerden memnuniyetsizim. Çünkü aslında bundan daha iyi, daha düzgün, daha kendi istediğime doğru bir hayat yaşayabilirim. Sürekli bir şeyleri sorguluyorsun falan filan öyle, çünkü aslında şey Google jenerasyonu olduğumuz için
her şeyi sorgulayıp ondan sonra Wikipedia artıkılını okuyup derinine kadar öğrenip daha da sorgulayıp daha da sorgulayıp sonra bunları konuşmaya alıştık. Yani sen okumayı benden... öğrendiğimiz dönemde bile hani evde ansiklopedi vardı, bir şey vardı. Hı. Biraz zaman geçti, o esnada eve dial-up internet girmeye başladı. Bir anda hani o bilgi bombardımanına tutulan ilk nesil olunca bu sefer hani şöyle bir şey var. Şimdi Amerikan kültürüne bir yerden sonra Türk kültüründen daha fazla aşina olma durumu bile gerçekleşiyor. Çünkü yani bir kere zaten İzmir'de doğdum büyüdüm. 18 sene İzmir'de yaşadım. Kesinlikle yani her anlamda sosyolojik olarak bambaşka. Bunu iyi anlamda söylemiyorum. Bu arada mutsuz olduğum ve dalga geçtiğim çok fazla yanı vardır. Şu anda gevrek, boyoz, klorak olayına girmeyeceğim kesinlikle. Bu olay 2009'da bitmeliydi ve huzur içinde kapanmalıydı. Yani neticede şöyle bir şey var. Bu sadece İzmir için geçerli değil. Yani Sami Can'ın çıktığı Ankara'daki komünite de kendi içinde çok farklı ve çok unik bir komünite. Bu komünitelerde kendi içinde yaşadıktan sonra bir süre sonra bu insanlar kendi ayakları üstünde durup bir sahneye çıktığında, bir dünyaya baktığında, önlerindeki artık achievement'lar bitmeye başladığında, çünkü bizi koydular, hadi abi okuyorsun, güzel bir lise kazanıyorsun, tamam kazandık eyvallah, şimdi tamam şimdi biraz daha okuyorsun, üniversite kazanıyorsun, eyvallah, hadi iş bul, yüksek lisans yap, tamam bunları da yaptık, sonra evlen, evlendim, çocuk da oldu, sonra yani ya evlenip çocuk sonra, olması... Sonra diye soran bir jenerasyonsun işte, en büyük jenerasyonu o. Hem what is next diye soruyorsun, her şeyde bunu soruyorsun. Zaten ilginç olan şey de bu yani. Hani Mustafa'da da benzer bir şey görüyorum, sende de görüyorum. Böyle sorguluyorsun, sürekli ipin daha da ucunu çekiyorsun. Abi şimdi çekeceğim, daha da ne gelecek, daha da ne gelecek diye soruyorsun. Ya bir görelim abi, evet. 15 senedir koşuyoruz yani bir şekilde. Hani yapılması gereken bütün achievement'ları hepsini altında tamamlamadıysak da en kötü bronzla tamamladık yani, böyle bir şey var. Günün sonunda hala ama prenses başka bir şatoda. Evet, aynen. Yani kesinlikle dev bir metafor yani. Her zaman hayatımız boyunca prenses başka bir şatoda olmaya devam edecek gibi duruyor. Evet, bakalım yani, bilmiyorum. Bir yerde oyun bitiyor galiba ya. Yani bir şey göreceğiz. Ben onu şey olarak düşünüyorum. Türkiye'de çocuk sahibi olmak. Kesinlikle hayatındaki bütün önceliklerin değişiyor. Bütün hayatını kanalize ediyorsun. Bütün mutluluğun, bütün hislerin, bütün duyguların yerde yuvarlanan, günün 18 saati uyuyan bir şeye kanalize olmaya başlıyor. İşte bu. Sami Can şu anda köpeğini gösteriyor. O da gerçekten çok sevimli bir arkadaşımız. Yani söylemeye çalıştığım şey aslında, belki de şu an psikolojik çıkarımlar yapacağım. İnsanların hani çocuk yapma, üremeye bu kadar meyilli olmasının sebebi de belki bu. Evet, prenses bu şatoda olsun artık deyip yani, durmak olabilir. Ya prenses özellikle... bu şatoda olsun da diye oyunu kapatayım. Artık oyunu biraz da başkası oynasın, yeter. Ya ama bak, çok ilginç. Her neyse, bunu söyledikten sonra yavaş yavaş kapatacağım çünkü 30 dakikayı geçtik neredeyse. Ama şey, Amerika'ya gittiğimde işte bundan 3-4 hafta önce ablamın yanına Amerika gittim. Mesela DC'de herkesin, Washington DC'ye gittim. Böyle herkesin çocuğu var. Birden fazla çocuğu var. Ve hatta böyle çok fazla çocuğu var. Hatta daha önce babamla beraber Amerika'ya gittiğimde de onu görmüştüm. Herkesin inanılmaz fazla çocuğu var ve çok merak ediyordum. Yani hani Türkiye'de bir çocuk büyütmek bile böyle saçma sapan dramlar, trajediler. Evet, yani duygusal yükün, parasal yükün falan filan aşırı fazla olan ve düşündüğüm anda beni çok fazla katatoniye getiren bir durum. Şöyle düşün, iki gün önce bindiğimiz dolmuşta ölüyorduk. Evet, aynen. Yani gerçekten Mert işe başladı, ondan sonra dolmuşa bindirdim çünkü beraber ölecektik yani. Dolmuşçu en sol şeritten en sağ şeride 120 ile geçti ve yan yola girdi falan. Onu nasıl becerdi bilmiyorum ama kendini asfalt falan oynuyor sanıyordu. Gerçekten zaman mekan kırılması yaşadık orada ve şu an direkt buradayız. Ve böyle bir yerde çocuk yetiştirmeye çalışmanın zorluğundan da kaynaklanıyor bence. Öyle zor kesinlikle bir şey ki kitleniyorsun. Mesela Amerika'da adam 6 tane çocuk yetiştiriyor. Hatta üzerine evlatlık alıyor falan filan ve bütün onları sosyal bilmem ne, duygusal falan savaşının hepsinin içerisine giriyor ve yine de sapasağlam bir hayat oluyor. Bir de onun üzerine 8 tane daha kaleye gidip oradaki prensesleri de bulmaya çalışıp sonunda yine bulamıyor ama sonunda da ne olacak abi? İşte prenses de yokmuş be falan filan deyip yani, bırakıyor ama işte bizde de böyle bir garip bir durum var.
Neyse, bu bölümde Dert yandık. Türkiye'de orta sınıfın dertleri şeklinde isimlendireceğim bir bölüm oldu. Okey, Mert, çok teşekkür ederim. Bölüm uzadı. Rica ederim, davet ettiğin için. Ben bir bira içtim ve sarhoş oldum zaten. Ondan çok daha fazla toparlayamayacağım korkusuyla. Yavaş yavaş bölümü kapatacağım. Ben de yavaş yavaş gideyim o halde. Madem Samcan sarhoş oldu. Mert'i daha çok önümüzdeki bölümlerde görebilirsiniz. Çünkü kendisine böyle bir sukkubus gibi yapıştım ve opsiyona bağladım. Böyle diyor ama gün içinde konuşmaya da fırsatımız olmuyor, şaka bir yana. Hakikaten ayaküstü bir yerden bir yere giderken kitleyip derdimi anlatıp meramımı çözmeye çalışıyorum gün içinde. Evet, ya özellikle şu aralar biraz yoğunluğum yan başka işleri de üzerime attıkları için şirkette arttı ama yani hep öyle değil Mert, merak etme canım. İlk gününde mesela ne kadar ilgilendim sana. 4 saat falan yanındaydım neredeyse. Çok fazla yani. Kudret bile görmedin o kadar fazla düştü. Her neyse, bir dahaki bölümde görüşürüz. Bölümün kapanışında iyi tekrar etmek istiyorum. 7 Mayıs'ta olacak meetup'ımız. 30 Nisan'da değil. Onun tarihini bugün hem podcast'te değiştireceğim, hem meetup'ın web sitesinde değiştireceğim. Aynı zamanda Slack kanalında da yayınlarız. Bu bölümde Mert'le beraberdik. Mert Erbil aynı zamanda Slack kanalımızın aktif kullanıcılarından birisi. Aynı zamanda şu anda Apsion'da iş geliştirme uzmanı mısın sen? Evet, uzman dediniz. İş geliştirme uzmanı. Yani uzman olmamalıymış ama her neyse, tamam. Bunu bilmiyorum, sonra konuşuruz. Başka bir podcast'in konusu. Başka bir podcast'i bırakmadan bence bunu direkt podcast bitince konuşabiliriz. Tamam, podcast'te konuşmayalım lütfen. Bu arada şöyle söyleyeyim. Slack kanalı zaten benim Barış ve Sami Can'la ve oradaki bir sürü farklı insanla tanışmama vesile oldu. Güzel bir muhabbet çeviriyoruz. Ben orada 30-40 kişiykenden beri oradayım herhalde. Yani bana faydası oldu mu? Oldu. Siz de gelin. Belki size de olur. Evet. Gayet güzel bir davet oldu. Çok teşekkürler. Rica ederim. Güzel ve içten oldu. Çünkü gerçekten güzel muhabbetler dönüyor. Ben çok memnunum yani. Hani biz model etmeden bir sürü insan bir şeyler paylaşıyor, konuşuyor falan filan. Ve herkes iyi niyetli orada. Ya bu arada bunu şey için söylemedim. Bakın, bana Slack kanalı iş buldurdu değil. Hani iyi insanlarla, güzel insanlarla, donanımlı insanlarla güzel bir muhabbet dönüyor. Evet, neden aynen. Siz de dahil olmayasınız? Bu muhabbetleri seviyorsanız gelin, işte bu muhabbetlerin devamında aslında Slack kanalında yapıyoruz. Tekrardan bizi dinlediğiniz için teşekkürler. Bizi iTunes'da takip edebilirsiniz. Abone olabilirsiniz. Abone olmak ücretsizdir. Facebook'tan, Twitter'dan takip edebilirsiniz. Spreaker'dan takip edebilirsiniz. Aynı zamanda web sitemiz girişimcimuhabbet.com'dan hem en son bölümümüzü dinleyebilirsiniz. Aynı zamanda Slack kanalımıza da üye olabilirsiniz. Tekrardan teşekkürler. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.